Tabii e, derbi söz konusu olsun, başka bir maç söz konusu olsun. Mesut Özil'in oynayıp oynamayacağı hep bir haber. Seninle bir 11 yapmıştık, 11'inde Mesut Özil yoktu. Evet tabii ben koymadım. Bak tekrar edeyim Şimdi dün değil evvelsi gün yaptığımız yayında bunu ben kendim yaptım bu 11'i. O yüzden e, oynatmayacak anlamı çıkmasın. Birincisi o, ikincisi de şunu söylemek istiyorum. Mesut'un e, aldığı süre tartışılırken aslında istatistikleri fena değil. Hatta lig, e, yanlış bilmiyorsam takımın en çok gol atan oyuncusu ya da gole katkı veren oyuncusu. Yani e, 4 tane golü var, asistleri var hem Avrupa'da hem ligde. E, aldığı süre bazında bence değerli bir performans. Bu arada bu sezon Fenerbahçe için hani büyük maç olarak değerlendirebileceğimiz bence Trabzonspor e, Trabzonspor maçını şöyle değerlendirebiliriz diyorum. İlk 23 dakika, kim inceye atılana kadar 23 dakikalık oyunda da Mesut Özil bence gayet iyi oynamıştı. Ee, orada bir forvet arkası, gerçek mevkisi diyebileceğimiz bir 10 numara, 3-5-2 oynadı orada Fenerbahçe. <laughs> İkili forvetin arkasında e, serbest bir şekilde oynamıştı ve müthiş Rose oynamıştı. Rossi'nin golü Mesut hazırladı. <laughs> Aynen öyle. Yani hani o 23 dakika bize bir ışık sunacaksa Mesut'un büyük maçlardaki performansı da son derece etkileyici oluyor. E, son Galatasaray maçında kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan golü bulmuştu ama o işte... Fenerbahçe'nin de ayağa kalkmasına sebep olan o çizgiyi kim çekiyor, o çizgi nasıl çekiliyor filan tartışmaları olmuştu. Olsaydı evet. dolayısıyla e, gol değeri kazanmamıştı. Yani e, Mesut'un genel performansını ben eleştirebilirim, özellikle geçen sezon. Bu sezon e, sadece kendisi üzerinden yapmam beni eleştiri. Yani Pereira'nın ona bakış açısıyla alakalı da bazı eleştirilerim olabilir. Ama büyük maç performansı ile ilgili ben benim herhangi bir şüphem yok. Eğer benim düşüncemin aksine Pereira 11 koyarsa 11 oynatırsa. Sen ama 11'ini de niye tercih etmiyorsun madem performans. Çünkü İrfan'la ikisinin fazla geleceğini düşünüyorum. Onu ayrıca tartışırız ama yani e, oynarsa şahsen e, Fenerbahçe için önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum. E, ve belirleyici bir oyuncu olacağını da düşünüyorum. Şimdi böyle oyuncular gerçekten büyük maçlarda daha da çok kendilerini belli ederler. Ki Mesut Özil herhalde röportajında da zaten istediğini söylüyor ama e, 11'de olmazsa klasik o bildiğimiz tepki ve sistemlerinden daha da fazlasını görebiliriz ya da duyabiliriz diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Mehmet Özcan? Yani Galatasaray maçına 11 çıkmazsa zaten o sıkıntılı olan ilişki bir daha hiç bence düzelmez. Muhakkak Mesut'un beklentisi var ama ben Volkan'a katılıyorum. Yani hem İrfan Can hem Mesut. Deplasman derbisinde 50 bin taraftara karşı çıktığınız bir maçta bence lüks. Çünkü şunu da hatırlatalım. Fenerbahçe'nin zaten o alanda kullanabileceği oyuncu sayısı kısıtlı oluyor. Ee, i̇kisini aynı anda sahaya atmanız büyük konfor. Bir de üstüne forvet de koyacaksınız oraya. Şu anki performanslarıyla ben e, İrfan'ın hatta amil takımda da olması gerektiğini düşünüyordum. Benim tercihim İrfan olur elbette kariyerlerine saygı duyuyoruz. Ama ben bu stüdyolarda ısrarla vurguluyorum. Abu Bakar dışında izleyiciler beni uyarsın. Öyle iki sene, üç sene Volkan ya da sen de uyarabilirsin. Arda'yı da gördük. Olmuyor yani. 2-3 sene evet. oynamadığın zaman eski performans Şimdi Volkan'a katılıyorum. Büyük oyuncu. Hatta bence yaşayan en büyük Türk pasaportlu oyuncudur Mesut Bakarsak. Yani o Real Madrid'de gayet oynadı. Arsenal'da öyle, Alman milli takımında öyle. Yani birebir. Arda da Barcelona'yı gördü ama Barcelona'nın Liga şampiyonluğunda çok bir etkisi yoktu. Öyle açalım yani. Ama Ronaldo'dan son... sonra en önemli oyuncuydu Barcelona'da. Hatta Real bence yani Ronaldo'nun Real Madrid'de en iyi anlaştığı oyuncuydu. Evet. Öyle bir gerçek de var. Ronaldo'da da iyi güvenli işte. Benzema zaten Ronaldo gittikten sonra daha bir açıldı vesaire. Ama iş günümüz futbol temposu ki Arsenal'de ki son birkaç yıl sıkıntılı geçti Melike yani en son ben 2016'larda o Leicester City şampiyonluk yarışına Mesut'un çok dominant futbolunu hatırlıyorum. Bayağı süredir düşüşteydi. Evet işte Almanya'daki o vesaire biraz işin içine siyaset girmesi, milli takımın uzak kalması ama hani gördüğümüz şu ya da şöyle söyleyeyim Volkan yani bir düşündüğüm zaman evet geçen seneki Galatasaray derbisi Duran oyun iyi bir kullandığı Duran top bu seneki Trabzonspor maçı tamam ama şimdi yani Mesut'tan da arada böyle bir 5-6 tane hareket, e, spektaküler gol. Arsenal'de de öyle Bekliyoruz. tamam çok yani, e, yani, gol anlamında öyle çok frikikten gol atan veya penaltılardan gol atan bir oyuncu değildi. Burada sorumluluk kaldı geçen hafta Kayseri maçında e, ikinci penaltıda ama ben daha fazlasını beklerdim. Ben fizik olarak artık hani günümüz temposuyla da bizimlik elbette bir onun oynadığı La Liga ile Premier le, Almanya milli takımıyla bir değil ama Mesut da eski Mesut değil. Ben o yüzden şu süreçte Pereira'nın Mesut'a çok haksızlık ettiğini düşünmüyorum. Selahattin Bey'den bir mesaj var. Sosa'nın oynadığı maç, maçları kaybetmedi Fenerbahçe. Son 6 maç, 5 galibiyet, 1 beraberlik derbide Sosa ile başlamazsa Pereira, Mesut gibi Sosa adamı taktı acaba demiş. Taktı mı acaba? Yine benim 11'imde var Sosa biliyorsun. Yani Neden mi oynamıyorsun Sosa Eleştirileri sence? kabul etmiyorum. Ben Antwerp Deplasmanı'nda 11 oynadı. 60'larda çıktı. Evet. 60-65 civarı çıktı. Kayseri maçında oynatacak o yüzden çıkardı diye düşündük. Hepimiz aynı şeyi düşündük. Yani hatta ben burada yayındaydım. Ee, ama Kayseri maçına çıktık. Miha Zaitz'la Mert Hakan ikilisi ee, oynuyordu. Şimdi Sosa... Onda da hani Nutma hep şunu söylüyor ya Pereira, hazır olduğunu düşünmüyorum. Öyle düşündüğüm an oynayacak gibi bir ifa öyle mi düşünüyor Şimdi acaba? Şimdi şöyle ben burada Pereira yanlış yapıyor, Pereira hatalı karar veriyor başka. Bunu söylemiyorum kesinlikle. Çünkü neden diyeceksin? Çünkü bu adam Gustavo 34, bu adam 35. Sosa 35 yaşında. Evet. Sosa her maça 90 dakika seviyesinde gelebilmesi artık çok çok zor hayal yani. Pereira mutlaka onda bir eksik görüyor ki 11 başlatmıyor. Şimdi e, bununla birlikte ama ben iddia ediyorum. Merkez orta saha diye tanımladığınız <laughs> Mert Hakan, Max Meyer, e, Crespo, Gustavo, eee işte başka unuttuğum varsa. E, bunlar arasında böyle kapalı bir oylama yapılsın. Yanında kimi istiyorsun? Eminim kimin ne yazdığı bilinmeyecek herkes Eminim, yazacak. eminim Sosa çıkar oradan. Yani etrafında oynayan oyuncuları Çok, rahatlatan büyük bir oynaklık. Büyük bir oynaklık. Fiziksel bir sıkıntı yoksa bir hastalık yoksa, sağlıkla ilgili bir problem yoksa büyük bir oynaklık. Ha, ama burada o eleştiriyi Pereira'ya gönderirken aynı zamanda Sosa'ya da göndermek lazım. Sosa'nın geçen yıl yaşadığı iniş çıkışlarda ne Erol Bulut'un ne Emre Belezoğlu'nun ne de Başkan Ali Koç'un kabahati yok. Bunları herkes biliyor camiada ama konuşmuyor. Sosa'nın kendi problemleriydi bunlar. Evet. Sosa'nın kendi problemleri nedeniyle Fenerbahçe'lik ilk sezonu boş geçti bana göre. Ha, yine bakarsan gol asist katkısı yapmıştır, maç kazandırmıştır ama o beklenen etkiyi, herkesin beklediği Sosa etkisini yapmadı. Burada bu sezon artık bu borcu ödemesi lazım. Bence biraz daha hem başkanın kendisine sunmuş olduğu ikinci kredi hem de Pereira'nın Üzerine basa basa, basa basa söylüyorum. Takımda tutan adam Pereira'dır, Sosa'yı. Pereira'nın kendisine sunduğu bu nimeti iyi değerlendirmesi lazım. Tabii biz bunları söylüyoruz ama Sosa dediğin adam da 35 diyoruz, 15 yıldır minimum, çok yüksek bedellerde para kazanıyorlar. Artık bu adamları da bir şeyleri motive etmek gerçekten çok zor. Oradan teknik evet. adamları da, hani teknik adamlara bir şeylerin hakkını vermek lazım. İsterse oynuyor bazı oyuncu. Sosa da buna güzel bir örnek. İsterse oynuyor ama. İşte onu istetmek lazım. Onu becerebilirse Fenerbahçe bu hafta sonu için konuşuyorum. Bu pazar günü için konuşuyorum. Onu becerebilirse bence derbi çok çok önemli bir avantaj. Fenerbahçe'de de Samandıra'da bu yönde çalışmalar var. Bir oranın havasına bakacağız şimdi haberimizde. Futbolcular derbiye nasıl motive oluyor bir bakalım. Tabii bayağı bir bu derbinin havasını solumamış oyuncu var Fenerbahçe'de. E, tabii ki uzun zaman sonra artık e, tribünlerin kalabalıklaştığı bir sürece de girdik. Bayağı hareketli olacak. İki takım Nefisler. arasındaki derbiler bir de son dönemde çok kısır geçiyor futbol olarak. Zaten Aslan tabii ki maçlar genelde 0-0 gol olmuyor. Evet. Şimdi, Beraberlik. E, Kadıköy tarafında da Galatasaray son gol atan oyuncu penaltıdan Kuruseydi. Şimdi Ozan Tufan da ayrıldı. Yani çok derbi Hı -hı. yaşamış. Gökhan Caner ayrıldı keza Emre Belezoğlu futbol bıraktı. Ee, bakalım ama Galatasaray tarafı da hemen hemen benzer süreçlerden geçti. İşte geçen sene Mustafa Muhammed'in golü vardı. Arda en çok derbi yaşamış oyuncu ama kadroda olmayacak. Ama hani ben şunu söyleyeyim izleyicilere. 7 senedir Galatasaray muhabiriyim. Galatasaray muhabiri olarak en rahat röportajlarımı Galatasaray'ın kaybetmediği Kadıköy'deki Fenerbahçe maçlarından sonra yapmıştım. Yani o aslında oyuncuların ne kadar kaybetmemek üzerine o gerilimini hissediyorsunuz o maç sonrası bir Deşarj oluyor ki Volkan da muhakkak aynı tecrübelere sahip olmuştur. Çünkü oyuncular genelde duşunu alır basar gider gergin maçtan sonra. Ama iş Kadıköy'de hatta maçları da söyleyeyim. Bir tanesi Olcan Adın, Perer'in o meşhur Josef Eli ile şöyle ufacık adamın nasıl kafayı vurduruyorsun hareketi yaptığı maç. Bir de Tolga Ciğerci'nin son dakika kaçırdığı. İkisi de beraber bitti bakarsak. Çevcu Podolski, Berlanda Donk'la yaptığım röportaj Melike. Yani şunu biliyorum 5 metre falan geri gelip gayet ne soruyorsam. Cevapları hep de klasik cümleler. Buraya galibiyete geldik. Üzgünüz ama e, yani. Üzgün insan, hay olmadıkları Yok üzgün insan hayatta 5 metre geri gelip konuşmaz <laughs> benimle yani. Tabii canım. benzer psikolojiyi de hatırlıyorum. Ahmet Selim'e selam olsun hatta <laughs> buradan. Son galibiyette o yardımcı olmuş bir arkadaşımın forması vardı. atmıştık K yerli Sikertel'le konuşmuştu. Yani aslında iki taraf için de geçerli. Yani muhakkak hani Galatasaray tarafı nasıl e, bu derbinin e, gerginliğini, heyecanını yaşıyorsa aynı durum Fenerbahçe için de geçerli. Atılan goller gerçekten çok değerli. işte bugün Galatasaray paylaşım yaptı. Hala Elmander. Elmander'in Türkiye kariyerine bakalım. İlk sezon 11-12 gol. ikinci sezon 5-6 gol olsa 20 gol bile zor olmuştur. Ama işte Fenerbahçe'ye attığı 2 gol çıkmıyor hafızalardan o derbi evet. performansı. O yüzden de eee derbi havasında galsa Elmander'i kullanarak giriyor mesela bakarsak. hani Baroş'la kıyaslayalım mesela Baroş 4 yıl oynadı. Gol kralı oldu vesaire ama hani hala Galatasaray taraftarının gönlünde Elmander'in özelliği var. Şu an Beşiktaş'ta oynadığı için hala ben hatta yani Jose'e karşı çok bir negatif düşüncesi yok Fenerbahçe'nin. Bence bunun alt metninde muhakkak Galatasaray Bugün Fenerbahçe'ye dönse sevilen sevinen çok insan olur. Kuca kaçarlar değil mi? Ya derbi performansları çok önemli O da o da dediği doğru yani Galatasaray maçlarındaki performansı bir oyuncunun. Ee, direkt taraftarın bakış açısını etkiliyor. Mesela Lugano'nun, Fenerbahçe kadar. taraftarlarının aşık olduğu adam olmasının sebebi, sebebi. Galatasaray maçları. Evet. Çok açık ve net. Aynı şekilde Appiah'ın. Appiah da bak mesela e, Bir çok sene. konuşulur. Çok konuşulur. E, e, Mehmet Aurelio ya da Marco Aurelio kadar Fenerbahçe'ye aslında maç ben ve söyleyeyim e, söyleyeyim. oyun katkısı yoktur. Ama Doğru. Galatasaray maçlarını çok iyi oynamıştır. Appian. Öyle hatırlanıyor. Aurelio'nun evet. Aurelion golü <laughs> yok. Apia'm var. Bir başka örnek Uçe Fenerbahçe'de benim bildiğim en fazla maçı çıkan yabancıydı mesela bir ara. <laughs> Belki Alex geçmiştir onu. Alex geçti. Uçe'nin yoktu mesela Galatasaray golü ama Lugano daha iyi hatırlanır. Evet. Biraz o derbi performansları benim aklıma mesela hemen Serhat Akın geliyor. <laughs> Onun da derbi maçlarındaki performansları çok iyiydi. Galatasaray'da da oluyor işte. Elman Deremen aklıma geldi ilk şeyde. Mustafa Muhammed, Jean-Michel Seri. Bugün Kadıköy serisinin evet. sonlandıran oyuncuların Başına göre oradaki oyun unutulmuyor. Derbiler özel ama tabii şöyle bir gerçek de var. Trabzonspor şu an iki takımın da çok çok önüne yani derbiyi kazanmak ya da şöyle söyleyeyim şu tesadüf olamaz Melike Galatasaray 20 sene Kadıköy'de kazanamadı. 20 sene Kadıköy'de kazanamadı periyotta ligin en çok şampiyon olan takımı bakarsak Kadıköy'de 2 senedir kazandı geçen 2 sezonu kastediyorum şampiyon, şampiyon olamadı. Yani bu kadar da çok anlam yüklemek gerek aslında. Kesinlikle yani aslında tamam, her işin, maç 3 puan. E, işin e, derbi ki. boyutu farklı, motivasyonu farklı ama günün sonunda aldığınız puan farklı olmuyor. Orada aldığınız galibiyet size 4 puan getirmiyor. Ya da şöyle e, özetleyeyim daha doğrusu. Matematiksel Gal kısmı o ama ben o düşünceye katılmıyorum. Ya ben ya da şöyle derbi söyleyeyim. Yo, ben diyorsun. şöyle ifade edeyim Volkan şu tesadüf olamaz. Galatasaray Kadıköy'de kazandı kazandıktan sonra serileri bitti yani. Demek istediğimi altabildim. O ona çok hedef Ama Galatasaray olunca... korkunç bir baskıydı o. Ve oyuncular tamam artık biz bu sene görevi yaptık. Kadıköy'de Fener'i yendik. Psikolojisine girdi 1-2 hafta. Hatta daha da uzun bir süre. Ben iddia ediyorum Fenerbahçe Galatasaray'ı yenemediği sezon şampiyon olamaz.